16 Haziran 2022 Perşembe saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Pençe Kilit Operasyonu'ndan bir acı haber geldi. Haber bültenimize onunla başlıyoruz. Terör örgütü PKK'nın üst bölgesini açtığı bir ateş sonucu. Piyade uzman çavuşumuz Kadir Kemik şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Acı haber Pençe Kilit Operasyonu'ndan geldi. Üst bölgesine saldıran PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyon bölgesinde bulunan üst bölgesine bölücü terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı. Saldırıda piyade uzman çavuş Kadir Kemik yaralandı. Yaralı asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade uzman çavuş Kadir Kemik 3 yıllık askerdi. 25 yaşındaydı, bekardı. Acı haber İstanbul'daki ailesini yasa boğdu. Şehidin yaşadığı sokağa ve eve Türk bayrakları asıldı. Müşterimize ruhlarını hep yerdedik, sen muhasır eyle. Şehit piyade uzman çavuş Kadir Kemik, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavakpınar Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmetçiğin sınır ötesindeki operasyonları ise hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Suriye'de Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Efendim bugün etiketimiz maalesef. Maalesef niye dedik? Neden maalesef? Çünkü bunu biz söylemedik aslına bakarsanız. AK Parti'nin genel başkan vekili Numan Kurtulmuş söyledi. Maalesef geçmişte paramız değerliydi dedi. Cümleler uzun. Pek çok manaya geldiğini söyleyebilirler. Fakat maalesef ve çok şüküre dikkat edin derim. Çünkü biz burada uzun zamandır söylüyoruz. Bu ülke değerliyken yönetilmesi zordu. Değerini düşürelim. Ancak bizim yönetebileceğimiz, bizim kapasitemize gelir diye düşündüler. Dolayısıyla öyle bir takım ışıltılı modeller seçtiler, ettiler, dedik. Şimdi bununla ilgili itiraf gibi cümleler kuruluyor. Numan Kurtulmuş'un söylediği şu, maalesef geçmişte paramız değerliydi. İşte son olarak Fed'in attığı adımı gördünüz. Niye acaba? Düşünün, Amerika'da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil. Çünkü Amerika %8.6 olan enflasyondan utanıyor. Büyümenin, kalkınmanın, yatırımın, üretimin, istihdamın önündeki en büyük sorun olduğunu biliyor Amerikan Merkez Bankası. Amerika'da enflasyon %8'e çıktı diye bütün Amerika alarm verdi. Bizde enflasyon %73.5 olmuş. İnanırsanız o TÜİK rakamıyla bizimkiler faiz düşürmekten bahsediyorlar veya faizleri olduğu gibi yerinde tutuyor. Amerika Merkez Bankası FED enflasyonla mücadele için son 28 yılın en yüksek faiz artışına gitti. Yıllık enflasyon %8.6 olunca 75 bas puan faiz arttırdı. Enflasyonun %73 olduğu Türkiye'de faiz arttırmayacağız, daha da düşüreceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ekonomik krizin tüm dünyayı etkilediğini anlatırken Fed'in faiz artırımını örnek gösterdi. Salgın kaynaklı olumsuzluklardan sadece az gelişmiş ve yoksul ülkeler değil, gelişmiş ülkeler dahil herkes etkilendi. İşte son olarak Fed'in attığı adımı gördünüz. Kendi uydurdukları faiz düşerse enflasyon da düşer tezine inanan bir tane ülke yok. Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Faizi silahını kullanmadan enflasyona mücadele etmek mümkün değil. Son aylarda 60'tan fazla dünya ülkesi faiz artırımı yaptı. 60 tane ülkedeki deneyimli iktisatçı, merkez bankacı, politikacı bilmiyor da Sayın Tayyip Erdoğan mı biliyor? Dünyanın en güvenilir parasına sahip. %2,5 ila 3 arasında bir enflasyona sahip olan İsviçre bile faiz artırımı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın Amerika Merkez Bankası faiz artırıyor diyor. Ama Türkiye her geçen ay enflasyon katlanırken faiz artırmıyor. Faizi -0,75 olan İsviçre %2,5 yıllık enflasyona karşı 15 yıl aradan sonra 50 bas puan faiz artırımı yaptı. Amerika ve Çin 75'er bas puan. Eski dönemde
Maalesef Türk parası çok değerliydi. Çok şükür 2013'ten sonraki dönemlerde yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı. Bir yanda faiz tartışması, diğer yanda Türk lirasındaki değer kaybı. Dolar kuru 17 lira 30 kuruşunda üzerine çıkarken muhalefet Türk lirası değer kaybediyor derken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bu tabloyu destekledi. Geçmişte maalesef Türk lirası çok değerliydi cümlesini kurdu. Ekonomi politikalarında bir yanlış yaptıklarını itiraf. Niye o zaman bu milleti dış güç diye kandırdınız? Utanmazlık bu ya. Halbuki bu bilinçli bir politikaymış. 1 dolar 1.20 seviyelerindeydi. Bu ortaya ne çıkartıyordu? Olağanüstü yüksek miktarda ithalat. Biz çok şükür paramızı değersizleştirdik diyor. Bulgaristan'dan geliyorlar. Edirne'de marketleri, eczaneleri yağmalıyorlar. Ve bunu başarı sayıyor. Yani ne varsa bizim ürettiğimiz şu kalem dahil her şeyi daha ucuza dışarıdan ithal eder bir noktaya gelmiştik. Çok şükür son yıllarda 2013'ten sonraki dönemlerde yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı. Türk lirasının değerli olmasından kurtulacağız derken milleti fakirleştirdiniz. Cari fazla olacaktı değil mi? Ama bugün baktığımız noktada Türkiye 100 milyar dolar gibi tarihi bir dış ticaret açığı rekoruna doğru gidiyor. Muhalefet Kurtulmuş'un sözleri iktidarın bilerek kuru yükselttiğinin kanıtı diyor. Cumhurbaşkanının Fed'in faiz artırımına yönelik sözleri de daha çok tartışılacak gibi görünüyor. Şimdi pek çok tartışma olabilir. Şöyle denebilir. Ya işte bu ekonomiye bir bakış açısıdır. Efendim dediği şey doğrudur diyen de olabilir. Numan Kurtulmuş'un. Fakat o söylemeden yıllar öncesinden beri bunu anlatmaya çalışmasam burada hakikaten üstünde durmazdım. Bu söylenen şey bir çeşit itiraftır. Şuursuzluğun, ekonomi yönetiminin şuursuzluğunun ifadesidir. Türk lirası değerliyken onunla övünüyorlardı. Dolayısıyla siyaseten durum değişti. Şimdi böyle söylüyorlar. Hadi onu geçtim. Biz burada siyaset yapmıyoruz. Fakat değerli Türk lirası, kuvvetli ekonomi ve gerçekten hak ettiği kadar büyük olduğuna inananlar tarafından yönetilen bir Türkiye. Değerli Türk lirasıyla kalem malem ithal etmeden onu kendisinin üretebileceği bir düzeni kurmak zorundaydı. Bunu becerebildiler mi? Beceremediler. İthalatı kim yapıyor? İthalatı bu memleketin efendim bir grup zengini yapıyor ki şu anda onları beslemeye çalışıyorlar. Oraya da geleceğiz. Ki o da 85 milyon da 1 milyon. Yasa dışı göçmeni, kaçak çalışanları şunu bunu saymıyorum. Bütün bu saçma sapan politik kararları bilmem. O başarısızlıkları saymıyorum. Bir de kim yapıyor ithalatı? İthalatı kamu kesimi yapıyor. Bütün bu siyasi fiyakaya, gösterişe sahip olanlar, üstünde çakarı bulunanlar, Mercedes'le emniyet şeridini işgal edenler yapıyor. Onların Mercedes'lerini yollarda görürsünüz. O zamanlar söyledik, düşünmediler. Sonra hemen ucuzlatalım biz. Daha katma değerli, değerli bir şeyler üretseydiniz, dolayısıyla o parayı kaybetmeseydiniz, ithal etmeseydiniz, bu ülkede işsizlik azalırdı. Alım gücü azalmazdı, yükselirdi. Ve bunlar dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan itiraf etti alım gücü düşük diye. Sanki bizim kabahatimizmiş gibi. Niye düştü alım gücü? Bu ülkenin sahipleri, bu ülkenin patronları, bu ülkenin vergi veren insanları, çalışanları, bordro ile çalışanları niye alım güçlerini kaybettiler? Dolayısıyla bunlar bana kalırsa gerçekten ekonomi yönetiminin şuursuzluğuyla ilgili bize bir şeyler söyleyen sözler, laflar neyse artık yani. Ama bunları iyi izleyin. Bunları takip edin. Bunları unutmayın. Patron sizsiniz. Öte yanda ekonomide tartışmalar devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Türkiye iflasın eşiğinde demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan felaket tellallarını aldırmayın dedi. Ülkemizin iflas riski bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye 21. yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacaktır. Yeter ki biz felaket tellallarının
ufkumuzu karartmasına izin vermeyelim. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın Türkiye iflas riskiyle karşı karşıya açıklamasından bir gün sonra Cumhurbaşkanı'nın sözleri felaket tellalları ifadesini kullandı Erdoğan. Ama Babacan o uyarısını yineledi. Dün akşamki FED kararından sonra riskler daha da arttı. İktidarı tekrar uyarıyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Derhal tedbir alın. Ben dün bu konuşmayı yaptığımda CDS 836 idi. Bugün 872. Türkiye'yi siz bir kez iflas çukuruna düşürürseniz bu millet yıllarca ağır bedeller ödemek zorunda kalır. Deva Partisi liderinin ekonomik iflas uyarısının nedeni Türkiye'nin risk priminin yüksekliği. Bir gün önce 836 idi. 872 puana çıktı risk primi. Türkiye borçlarını ödeyemeyecek, borç bulamayacak noktaya gidiyor dedi Babacan. İflas demek ülke genelinde yaygın ve uzun süreli elektrik kesintileri demektir. İflas demek topyekün ekonomik ve finansal çöküş demektir. Kaos demektir. Mandacı ekonomistler, tetikçi akademisyenler, milletin felaketinden rant devşirmeye çalışan kifayetsiz muhterisler ne derse desin. Yeter ki umudumuzu asla kaybetmeyelim. Hükümeti, Cumhurbaşkanını derhal göreve çağırıyorum. Acilen tedbir almanın zamanı geldi geçiyor. Bakın bunun sonu çok kötü olur ya. Ben gördüm çünkü bunu. Dünyada pek çok ülkede gördüm. O iflasın temerrütün ne olduğunu biliyorum. Perişan olur herkes. Yaşanacak bir ülke olmaz Türkiye ondan sonra. Çok pişman olursunuz, çok. Türkiye'yi son 20 yıldaki netameli süreçlerden nasıl başarıyla çıkardıysak inşallah şu anki küresel kriz ortamından da alnımızın akıyla çıkartacağız. Babacan iflas uyarısı yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha iyimser tablo çizdi. İhracat ve istihdam rakamlarıyla rekor kırıyoruz diyerek hayat pahalılığına ve yüksek enflasyona da değindi. Bugün İnsanlarımızın geçim sıkıntısı meselesi olabilir. Bugün insanlarımızın hayat pahalılığı yükü altında zorlandığını biz de tespit ediyoruz. Ama şunu da bilmemiz lazım ki dünya nasıl bir girdaptan geçiyor? Geçen sene mazot 7 lira 20 kuruş civarındaydı. Bu sene 30 lira. Gübre 4 bin bandındaydı. Şimdi 16-17 bin bandında. Bir yılda %300-400 zam görmüş çiftçinin girdi fiyatları. Bunun sorumlusu kim? Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da, enflasyonu düşürecek olan da biz. Babacan'ın iflas uyarısının gölgesinde ekonomi tartışması sürüyor. Öyle garip konuşmalar duyuyoruz ki. Mesela Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırması ile ilgili hani ne düşünsek? Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz arttırılması konusunda bir sinyal mi verdi? Efendim Amerika bak ne kadar zor durumda, dolayısıyla onlar arttırıyor biz değiliz mi dedi. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Öte yandan kimse de tam olarak okumuyor. Amerika'nın Merkez Bankası, bu Fed dedikleri şey. Fed'in faiz kararı diye konuşulup duruyor ya, işte o Fed, Amerikan Merkez Bankası. Amerika'nın başkanının popülaritesini, oy kaybetmesini, popülaritesini ve oy kaybetmesini, ikisini de kaybetmesini yani, göze alarak enflasyon konusunda şöyle bir şey söylüyor Amerikan Merkez Bankası. Bu enflasyonla bu ülkenin insanları, Amerika için söylüyorum, Türkiye'de kimse böyle bir şey söylemiyor iktidarda. Bu enflasyonla bu ülkenin insanları yaşayamaz. Dolayısıyla bizim bunu önlememiz lazım diyor. Dolayısıyla faizleri arttırıyor. Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de ideolojik sebeplerle, küçük siyasi hesaplarla, koltuk davasıyla, şununla bununla, ekonomiden sözde anladığını söyleyen insanlar bir şeylerde ısrar ediyorlar. Ve ülkenin swap hariç, biliyorsunuz bu körfez ülkeleriyle falan barışıyoruz ya, çünkü barışmak swaptır biliyorsunuz. Swap hariç eksi 54 milyar dolar Türkiye'nin net rezervi Merkez Bankası'nın. Eksi 54 milyar dolar. Eksi. Bunları yiyorlar. Sonra başka bilmiyoruz hasarı nedir. Ülkeden sürekli yabancı çıkışı var. Ülkenin risk primi, CDS dedikleri şey. Yani borç verdiğin zaman verdiğin borcun sigortalanması için istedikleri para sizden. Türkiye'ye borç verirken rekorlar kırıyor. Dünyada bir eşi yok. Birinci sıradayız.
Turizm, bu sene için turizmde ümidi turizme bağladık ya. Ben size bir şey söyleyeyim. Bakın bu ülkenin çok acayip bir sermayesi var. Şimdi bir Osmanlı 19. yüzyıldan kalan bir deyim var. Beşik uleması diye. Bunlar devlette sağda solda bir takım kademelere geldiklerinde eyvah, eyvah yani. Beşik uleması. Efendim bizim beşik sermayesi. Sözde her türlü avantajı kullanıyorlar. Bakın bu ülkenin bir sermayesi var. TÜSİAD, MÜSİAD konuşuyor. Ona da geleceğiz şimdi. Fakat sözde bütün ümidimizi turizme bağladık. Ya Rus Operatörler Birliği diyor ki, Rusya'dan Türkiye'ye gelecek turisti karşılayacak altyapı yok. Öyle bir bizim talebimizi karşılayacak arz yok. Ne yaptınız siz ya? Bütün salgın döneminde her şeyi turizme bağlamış ülke. Sağda solda sürekli konuşup duruyor herkes. Hazır değilmiş. Geleceğiz şeye, TÜSİAD'a, MÜSİAD'a da geleceğiz birazdan. Efendim devam edelim. Bu arada mesela enflasyondan en az ülkeler etkilenen ülkeler. Bu enflasyon meselesinden. Mesela bir tanesi Fransa. Niye? Çünkü çiftçisini, köylüsünü, tarımını ayakta tuttu çünkü. O yüzden. Siz ne yaptınız? Siz oralara bina diktiniz. Onlar bina tarlası oldu. Peki kira meselesini, konut meselesini, barınma meselesini çözdünüz mü? Yok. Orada da işin içinden çıkıyorsunuz. Bize şikayet edin. Yok mahkemeye başvurun falan filan. Öyle yönetilecekse hepimiz yönetiriz bu ülkeyi ya. Efendim gelelim motorine. Orada mesele devam ediyor. Bir şeyler yiyeceğiz içeceğiz. Meyveydi, sebzeydi. Gözlerdeki ışıltı kaç gün kaldı? 11 gün. O gün Yıldız söylüyor. Hüseyin kardeşim söylüyor yukarıdan, rejiden, yönetmen. Herkes söylüyor. 11 gün herkes sayıyor. Evet. Nurettin Nebati'nin uyanmasına 11 gün kaldı. Bir ara uyandı, sonra tekrar vurdu kafayı, yattı. Öyle anlaşılıyor. Motorun sürekli artıyor. Bu elbette üretilen her şeye, nakledilen her şeye, dolayısıyla tarıma, çarşıya, pazara, her şeye yansıyor. Motorun da enflasyon bir yılda %303. Psikolojik sınır gerçekten çok aşılmış. 7 lirada da aşılmıştı, 10 lirada da aşılmıştı. Şimdi çıldırmış bir durum var yani. Ne kadarmış litresi? Litresi şu anda ne kadardı? 29. 29, 19. Yani 30 lira. 29 lira 19 kuruş motorinin yeni litre fiyatı. 1 lira 29 kuruş daha zam geldi. Litresi 30 liraya dayandı. Üstelik motorine zam demek, tüm ürünlere zam demek. Bugün sebze meyve Antalya'dan geliyor mesela. Sırların mazotu veya köprü ücreti yüksek. Bu da direktmen zaten fiyatlara yansıyor. Bugün bir tır Antalya'ya gidip bedavadan yükleyip gelse maliyeti belki 20 bin lira bir tırın buraya gelmesi yani. Bedava bir ürün alsa yani oradan Antalya'dan buraya gelmesi yine maliyet. Bu aracın deposu aşağı yukarı 1400 liraya yakın doluyor. Son zamla mı? Yok, son zamda daha almadım henüz. Bir otomobilin deposu ortalama 1605 liraya doluyor artık. Oysa geçen yıl motorunun litre fiyatı 7 lira 23 kuruştu. Depo 397 liraya doluyordu. Bir yılda %303 zam geldi. Motorunun fiyatı 4 katına çıktı. Her gün geliyor. Bak gene 29 küsur olmuş. Daha dün aldım. 27-28 liraya daha dün aldık. Anlamadan zam geliyor. Böyle bir şey var mı? Bıktık ya. Yeter artık ya. Ne oldu ya? İnsanların maaşı 5 milyarken 25 milyar mı oldu? Ya günlük zam olur mu ya? Akaryakıtı artık kuruş kuruş ara ara değil. Her gün 1 liranın da çok üzerinde zamlanıyor. Motorine gelen son zamla birlikte sürücüler 30 lirayla karşı karşıya kaldı, ancak bu zamdan sadece sürücüler etkilenmiyor. Yediğimiz, içtiğimiz, satın aldığımız her şey zamlanıyor. Akaryakıta zam geldiğinde sizin bu arabanızda taşıdığınız ürünün fiyatını etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Sizin taşıdığınız ürünlerin fiyatı düşer mi bu durumda? Yani düşmez. Evet, her şey motorine bağlı genelde yani. Üretici de nakliyeci de yüksek fiyatların yanı sıra bir de yüksek vergiyle karşı karşıya. Motorinin her litresinin 6 lira 50 kuruşu ÖTV ve KDV. Gelen her zam çiftçinin, nakliyecinin, satıcının, sonunda da tüketicinin cebine zarar. Ne satıyorsun? Sarımsak. Sarımsağın fiyatını etkiliyor mu bu akaryakıtın fiyatı?
Abla bu soru mu size? 20 liraya sarımsak satıyorum. 20 lira verip sarımsak alamıyor insanlar ya. Çanakkale İzmir tarafına gitmeyi düşünüyorum. Gidemiyorum. Mal önümden çıkarmaya çalışıyorum. Bırak karından falan vazgeçtim ben. Bu memleketin kıymetli insanları her şeyi gayet iyi ifade ediyor. Boşuna demiyorum patron sizsiniz diye. Aman ha bunu unutmayın. Hangi partiye oy verirseniz verin. Patron sizsiniz kardeşim. Bunu unutmayın. Bakalım şimdi. Esnaf. Onların derdi de yüksek. Kiralar yüksek. Kimse çözmüyor. Faturalar. Faturalar daha da yüksek. Yüksek fatura. Dükkan kapattırdı. Yani canımıza tak etti artık. Son çare bu yazıyı buldum. 60 metrekare dükkana aylık 44 bin lira fatura geliyor. Canımıza tak etti artık. Başka çaremiz kalmadı. Kapattık zaten bugün son kapatıyoruz. 44 bin TL fatura mı olur? Ekmek teknesinin camını astı bu yazıyı esnaf. Faturası katlandı ödeyemedi. Dükkanını kapatma kararı aldı. Tepkisini de bu pankartla duyurmaya çalıştı. Kiramız 5 bin lira, elektrik faturası 44 bin lira. Böyle bir şey olur mu ya? Buraya geldiği fatura 8-9 bin liraydı. Şu an 44 bin lira. 2-3 fatura birlikte. Şu an elektrik kapalı. 9-10 kişi buradan ekmek yiyor. Şu anda kapandı. Hepsi işsiz kalacak. Esnafın en büyük gideri kirasıydı. Ama artık sadece İstanbul Esenyurt'taki bu lokanta sahibinin değil, neredeyse tüm esnafın elektrik faturası kira bedeline ulaştı. Elektrik faturanız ne kadar geliyor? 30 ile 35 arası bir kira kadar da bir fatura ödemiş hale gelmişiz. Bazen fatura kirayı bile geçmiş olabiliyor. Kirayı mı toparlayayım? Bir anda elektrik faturasını toparlayayım. Bir anda da çalışan arkadaşların maaşlarını dağıtacağım, sigortasını ödeyeceğim. Kiram normalde 18 bin lira. 16 bin lira elektrik geliyor. Bugün ödeme günü, son günü 16 bin 300 lira. Daha ödemedim ama bugün de ödeyecek gibi görünmüyoruz. Elektriği keserlerse dükkanı kapatmak zorundayız. Bizde her şey elektrikle çalışıyor. Yılın başında %127 zam geldi esnafın elektriğine. Üstüne 1 Haziran'da %25 daha zamlandı faturalar. Geçen yıl gelen elektrik faturam 3 ile 3500 arasıydı. Şu anda 16 bin lira. Yüzde kaç yapıyor onu bile hesaplayamadım artık. Böyle bir duruma geldik ki bir indirim yapsalar da 16 değil de 10'a bile razıyım artık. Bulunduğumuz işletmeye geçen yıl gelen elektrik faturası 3 bin lira civarıydı. Bu yıl gelen elektrik faturası 16 bin lirayı aştı. Dükkan kirası ise 18 bin lira. Önceden esnafın en büyük gider kalemi kiraydı. Artık kira kadar, hatta kirayı da aşan elektrik faturaları. Kiram 18 bin lira. Geçen yıl 13 bin liraydı. Maliyetleri bayağı düşürdük. Elemanları düşürdük. Artık ya düşürecek bir şey kalmadı. Dolapları kapatamam, hepsi pasta dolu. Mecbur çalışması lazım. İmalat işlemesi lazım. Vallahi bekliyoruz böyle. Ne zaman iflas edeceğiz onu bekliyoruz. Daha ödemedik, ödeyemedik. Kesilirse işimiz duracak. İşinin devam edebilmesi için faturasını ödemek zorunda esnaf. Ödeyemeyen kesmeye gelirlerse diye korkuyla açıyor her gün dükkanını. Giderlere yetişemeyen eleman çıkarıyor ama kalıcı çözüm bekliyorlar. 14 kişi falan çalışıyorduk. Şu anda 8 kişiye düştük. Ustanın birini çıkarmak zorunda kaldık. Çok sıkışırsak ben kendim inip yapıyorum. Veya garson arkadaşlar sıkışınca oraya geçebiliyorum. Ücretsiz izne döndürdük. Bir şekilde onlar da bizi idare ediyor. Zaten durum ortada belli. Hepsi anlıyor yani. Burada affınıza sığınarak kendimize, hepimize, size de dahil olmak üzere bir eleştirim var. Son zamanların önemli Türk yazarlarından biri Hakan Günday'dan yola çıkarak söylemek istiyorum. Tuttukları dilek için bile havuzlara, kuyulara insanlar para atar. Dileklerini, hayallerini bile satın almaya alışmış insanlara bir şey anlatmak o kadar kolay bir şey, kolay bir iş değil. Buna alışmayın. Boşuna demiyorum patron sizsiniz diye. Buna alışmayın. Bakın, öyle yanlış kararlar alınıyor. Ondan sonra öyle o alınan o yanlış kararlardan öyle sakil biçimde, öyle açıkça dönmeye çalışıyorlar ki önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bakın biz bir yorumda bulunmadık. Bu faiz meselesini göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bu ülke neler kaybetti, faturası neydi? Yarın bir gün bununla ilgili neler yapılacak? Bunları göreceğiz. Ve bunların hepsinin maliyeti işte biraz önceki haberdeki o esnafa, ondan önceki haberdeki o nakliyeci kamyonda sabahtan akşama direksiyon sallayan bu ülkenin değerli insanlarına, efendim sokakta gece sabahtan bir sonraki güne kadar görev yapan polislere, sağlık çalışanlarına,
Ya bu ülkenin köylüsüne, çiftçisine, işçisine hepsinin sırtına yükleniyor. Ve tabii emeklilere. Oraya geliyoruz. Emeklilerden önce bir vergi haberimiz var. Vergi haberimiz tabii bu ülkede öyle şeyler var ki şimdi deniyor ki işte bütçe fazlasıyla övünen bir hükümetimiz var. Bütçe fazlasını nereden sağlamışlar? Adaletsiz vergiden. Adaletsiz vergiye de geleceğiz haberden sonra. Bakalım bu ÖTV'nin özel tüketim vergisi. Bakalım neresi özelmiş? Vergi, vergi, vergi. Nereye kadar? Her şeyden. Her tarafımız özel tüketim vergisi, her yanımız özel tüketim vergisi. ÖTV'nin tahsil edilmediği neredeyse çok fazla dalan kalmadı. Kasa boş, bomboş kasa. Biz yük dolduruyoruz, kim dolduracak? Bizim vergilerimizle doluyor o kasa. Nereye gidiyor annem bu vergiler? Bizler vatandaşlar olarak sadece özel tüketim vergisi adı altında 16 yılda 1 trilyon 600 milyar liraya yakın para ödemişiz. Vergi ödemişiz. Akaryakıt, otomobil, beyaz eşya, cep telefonu başta olmak üzere lüks değil ihtiyaç olan tıraş köpüğünden tırnak makasına kadar birçok ürün için tüketiciler özel tüketim vergisi ödüyor. ÖTV devletin kasasını doldururken tüketicinin omzundaki yükü daha da ağırlaştırıyor. ÖTV'ler ilk çıktığı zaman biliyorsunuz bir amaçla çıktı ama sonra her şeye yayıldı. Kalıcı oldu aslında bu. Vergiler geçiciydi. Bir vergi çıkarıyorlar. Ondan sonra açıkları kapatmak için vatandaşın omzuna devamlı şekilde kalıcı olarak yüklüyorlar. 2002 yılında girdi hayatımıza ÖTV. Amaç lüks tüketimi vergilendirip gelir dağılımını eşitlemekti ama ÖTV kalıcı olduğu gibi lüks olmayan temel ihtiyaç haline gelen birçok kalemden farklı oranlarda alınmaya devam ediyor. Bugün mutfağa girdiğinizde buzdolabından fırınına, çamaşır makinesinden bulaşık makinesine kadar her yerden özel tüketim vergisi alınmakta. Cep telefonu alsanız yine özel tüketim vergisi ödemek zorundasınız. Cep telefonu bile hala özel tüketim olarak görülüyor. Fiyatına göre ÖTV'si %25'ten başlıyor, %50'ye kadar çıkıyor. 3000 liranın üstündeki bir telefona tüketici yarısı kadar daha ÖTV ödemek zorunda kalıyor. Üstelik KDV de ÖTV eklendikten sonra hesaplanıyor. Yani verginin de vergisi alınıyor. Bazen bakıyorsunuz ki vergiler ana parayı geçiyor. Yani aldığınız ürünün vergisi kendi değerine 3-5 katı. ÖTV denince akla ilk otomobil, cep telefonu, beyaz eşya geliyor ama özel tüketim vergisi alınan ürünlerin listesi uzadıkça uzuyor. Listede tırnak makası da bulunuyor. Tırnak makasından alınan ÖTV oranı %20. Deodorant da var. Deodoranttan da %20 oranında ÖTV alınıyor. Tıraş köpüğünden alınan ÖTV oranı ise %6,7. Hepsinden alınıyor. Biz çok şikayetçiyiz ama kime şikayetimi söyleyeyim, kime gideyim, kim beni dinliyor demeye devam ediyoruz. Demek ki ne kadar sıkışıklık var ki dönecek canlı paramız yoksa en basit görülen şey halkın cebindeki para. 2022 yılın Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası verilmiştir. 2022 yılının ilk 5 ayında her 100 liralık verginin 62 lirası sadece KDV ve ÖTV'den toplanmıştır. Bütçe fazlası duyuruları yapılırken vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre devletin kasasına vergilerle yama yapılıyor. Dar gelirlinin ise cüzdanındaki delik kapanmıyor. Aksine günden güne büyüyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Torunumun eşofmanı yırtılmış. Onun altına yama koydurdum ben. Şimdi özel tüketim vergisi tırnak makasından da alınıyor mesela. Vatandaşın, bu ülkenin kıymetli insanların tırnaklarından hükümetler ne istiyor olabilir? Sonra da bütçe fazlası veriyoruz. Nasıl yani? Bununla övünüyorlar filan. Hep söylüyorum. Ya bu ülkenin hükümeti, bu ülkenin esnafının, çiftçisinin, sanayicisinin rakibi olamaz. Rakibi olur gibi karşılarına geçip tezgah açıyor. Sonra da diyor ki biz kar ettik. İnsanlar neredeyse can çekişiyor peki. Onu ne yapacağız? Böyle vergilerle elbette böyle olur. Mesela işte iletişim. Mesela cep telefonu. Geçen dedim. Bizde cep telefonu yerli yabancı operatörler var. Onlar da belli değil yerlisi yerli mi? O da belli değil ya neyse. Neyi alıyorlar, neyi satıyorlar? Şimdi onlar bir yığın şey söylüyor. Dedim ki Türkiye'de internet yavaş. 4.5G diye de bir şey var.
Dünyada eşi yok. Yani 4,5G ne demek? 7,5F falan ne bileyim ben ya. Hani ne demekse. Türkiye internet hızında 181 ülke arasında 101. sırada. Dünyanın en pahalı interneti burada. Bir yıl laf duyuyorsunuz. Şöyleyiz böyleyiz diye. 181 ülke arasında 101. sıradayız. Ha 101'den sonra o 181'e kadar da dünyada artık o ülkeleri bir düşünün yani. Jungle'ların içinde, dağların arasında falan. Neyse. Ya acayip. Ya şimdi eskiden Osmanlı zamanında muhafazakarlık diye bir şey var ya. Eskilere bir bakalım. Düzenli olarak adaletnameler yayınlanıyor. Bu adaletnameler Osmanlı sultanları sık sık ilan ediyorlar. Nizamül Mülk'ten geliyor. Onun siyasetnamesini hatırlatan şey. Şimdi bu Kutadgu Bilig yani oraya kadar gidiyor Türk nasihat kitabı. Hükümdarın en mühim vazifesi adaletsizlikleri ortadan kaldırmak. Birinci maddesine kanun dışı yahut adil olmayan vergi toplanmasını önlemek. Birinci maddesi. Birinci madde ya. Bin yıllık bir şeyden bahsediyorum. Bir alıştılar ÖTV, özel tüketim vergisi, tırnak makası, süt bilmem ne. Telefon, internet. Ne ala memleket yani. Ne ala memleket. Maalesef. Maalesef durum böyle. Geliyoruz TÜSİAD'a MÜSİAD'a geliyoruz birazdan. Ama önce emekliler. TÜSİAD'dan MÜSİAD'dan mühim. Her şeyden mühim bizim emeklilerimiz. Emekliler geçinemiyoruz dedi. Diyor diyecek. Direne, direne kazanacağız. Şu maaş kartlarıma bir bakın. 2600'le 1800'de babamdan aldığım maaşım var. Başka hiçbir şeyim yok ve ben bunlarla iki tane çocuk okutmak zorundayım. Benim cüzdanımdaki paranın hepsi bu. Şu 40 liram var. Şurada da 12 lira 70 kuruş param var. Bununla ben ay başını getirmek zorundayım. Buna hiç mi vicdan yok? 59 yaşında 4400 lira maaş alan emekli bir anne Selma Solmaz. Ayın ortasında cüzdanında maaşından kalan 52 lira 70 kuruşu ve isyanı. En rahat olmaları gereken dönemde kuruş hesabı yapıyor emekliler. Geçinemiyoruz diyerek ses yükselttiler. İnanın alışveriş yapmaya gitmekten korkuyoruz. Cesaretimiz yok. Kasadan dönmekten korkuyoruz biz. Eskiden emekliler çocuğuna, torununa katkı yapar, ev alır, araba alır. Şimdi doğal gazını, elektriğini, suyunu nasıl öder, evine nasıl ekmek götürecek onun hesabını yapıyor. Yıllarca çalışıp vergilerini, primlerini ödeyip emekli oldular ama hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon en çok da emeklileri vurdu. En düşük emekli maaşı 2500 lira, %70'i. Asgari ücretin altında ücret alıyor. Bir başka deyişle açlık sınırı altında yaşıyorlar. Seslerini iktidara duyurmaya çalıştılar. En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi asgari ücretle eşitlensin. Tüm emekli maaşlarına enflasyon oranına göre seyyanen zam yapılmasını istiyoruz. Tatillere gideyim istemiyorum. İstemiyorum. Çünkü ayakta kalalım yeter. Bayram geliyor, çocuklara nasıl harçlık vereceğimi düşünüyorum. Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılı Haziran ayında verildi ilk kez. O zaman dolar kuru 4 lira 46 kuruştu. 1000 lira ikramiye 224 dolar ediyordu. 2021 yılında 1100 liraya çıkarılan ikramiye 129 dolara düştü. Bugün 1100 liralık bayram ikramiyesi 63 dolara denk geliyor. 3 yıldaki kayıp 161 dolar. Enflasyon kaybı hariç. Bir yere gidemiyorsunuz artık bayramda. Torununuza hediye götüremiyorsunuz. Burada gördüğünüz bütün arkadaşlar zaten anneanne, babaanne, dede. Ben 40 sene çalıştım devlette. 40 senenin sonunda ben hala sokaklarda hak arıyorum. Yani bu doğru bir şey değil ki. Her bayramda kurban keserim. Bu bayram planınız ne? Hiç evimden çıkamam yani. Biz bunları hak etmedik. İkramiyeleri gibi maaşları da eridi. Alım gücü düştü emeklinin. Açlık sınırının üzerinde maaş istiyorlar. En düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesini. Eskiden emekliler çarşı pazara gittiği zaman günün erken saatinde giderdi kalabalık olmadan. Şimdi el ayak çekildiği zaman gidiyor. Çünkü çarık, çürük ne varsa onlara alıyor. Çünkü alacak parası yok. Bir kıymetli izleyicimiz maalesef emekliyim demiş. Daha nasıl özetleyebilirdi?
Efendim biliyorsunuz TÜSİAD, MÜSİAD gerçi pek konuşmuyor da TÜSİAD da neden sonra konuştu? Bu ülkede son 50 yılda Erinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye kitabı. Bakın, çalışanların verimliliği artmış. Üretilen şeylerin fiyatları artmış. Şirketlerin karları artmış. Ne artmamış? Rekabet artmamış. Tekelleşme artmış. Başka ne artmamış? Bu ülkenin çalışan insanlarının geliri artmamış. 50 yıldır artmamış. Şimdi son 20 yılda özellikle 2018'den itibaren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden beri kayda değer biçimde azalmış. Zaten bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Alım gücü düştü diye. 2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden beri kayda değer biçimde düşüyor. Peki bizim ne dedik biz? Beşik uleması, beşik sermayesi, TÜSİAD, MÜSİAD neyse MÜSİAD hiç konuşmuyor da. TÜSİAD'ın aklı başına şimdi geldi. Bir takım eleştirilerde bulunuyor. İş işten geçtikten sonra ekonomiyle ilgili gerçekten ciddi kaygılar ortaya çıktıktan sonra. O halde günaydın ya. Günaydın. Anlatmadık mı burada? Neler anlattık? Neler söyledik yani? Peki bakalım şeker kuyruğuna. Bir başka izleyicimiz de demiş ki maalesef Türkiye şeker ihraç eden bir ülkeyken Türkiye üreten bir ülke, kendi şekerini üretir durumdayken şimdi ithal şeker kullanıyoruz. Bakalım ucuz şeker kuyruğuna. Saat kaçtı? Ağlayacağım geliyor ama ağlamak işe yaramıyor. 2018'deki o dönem yapılan yanlış özelleştirme politikasının sonuçlarını bugün birebir yaşıyoruz. 2018 yılında şeker fabrikaları özelleştirilirken şeker üreticileri gözyaşları içinde karşı çıkmıştı. 4 yılda gelinen noktada şekerin kilosu 25 liraya, 5 kiloluk ekonomik paketler 115 liraya dayandı. Haftanın belli günleri satış yapan 1 kilogram şekeri 11 liraya satan tarım kredi kooperatifleri önünde uzun şeker kuyrukları oluştu. Üstelik satış sınırlı sayıda. Tarım Bakanı Yardımcısı şeker eksiğimiz yok, fazlamız var diyerek şeker ithalatı yapılmadığını söylemişti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette dışarıdan alıyoruz dedi. Bizim şeker noksanımız yok, Allah'ın izniyle fazlamız var. İhtiyaç duyulacak ise şekerin de ithali mümkün olabilir. Ancak henüz bir kilo şeker bile biz ithal etmedik. Böyle bir ihtiyacımız yok. Sektörün ihtiyacı olan buğday, şeker ve benzeri ürünleri elbette dışarıdan alıyoruz. Ama bu gıda sektörünün üretim ve ihracat ihtiyacını karşılamak içindir. Gıda ihracatı içinde olsa şeker ithalatı gündeme dahi gelmezdi. Ancak tarım yazarı Saadettin İnan'a göre fiyatları düşüreceği vaat edilen özelleştirmelerle fiyat düşmediği gibi bir de ithalat kartı açılmak zorunda kaldı. Şeker fabrikaları özelleştirilecek, şeker fiyatları düşecek dendi. Geldiğimiz noktada bir Türk şeker devre dışı kaldı. İki özel şeker fabrikaları ve kooperatif fabrikaları kendi inisiyatifleriyle şeker fiyatlarını belirlemeye başladılar. Afaki bir fiyat oluşmaya başladı. Fabrika can damarı buranın yani. Pancar şekeri biterse biz biteriz. 2018 yılında 14 şeker fabrikası özelleştirildi. Oysa o fabrikalarla şeker üretiminin yanı sıra bir bölge kalkınıyordu. Küspe hayvana yem, fabrikalarsa istihdam demekti. Aradan geçen 4 yıldaysa özelleştirmeler tüketiciye şeker zammı olarak geri döndü. Her şey var. Bugün 5 lirası yarın 7 liraya. Gideceğiz Konya'ya. Oturup ağlamak lazım. Başka bir şey yok. Bilecik'ten Konya'ya farklı illerde ucuz şeker kuyrukları uzayıp giderken yüz binlerce tonluk şeker ithalatı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Birçok firma başvurmuş. İmza aşamasını sadece belli 5-6 tane firmanın çıkabildiğini ve onun da İthalat Genel Müdürlüğü önünde beklediğini biliyoruz. Pancar ülkesi bir ülkede Türkiye'nin yaşadığı bu handikap oturup düşünmemiz gerekiyor yani. Şimdi yeni Tarım Bakanı sadece o kadar söylemedi. İlk göreve geldiğinde benim hatırladığım ilk sözü Türkiye'de her şey var. Efendim yok diyenlere kapak olsun dedi. Ben de dedim ki kapak ithalatına hemen izin verirler. Birkaç gün sonra zaten verdiler kapak ithalatına izin. Şimdi bu haberleri izliyorsunuz siz. Bunlar kapak ithalatına izin haberleri.
Şekerden artık neyse yani. Peki iç siyasette neler oluyor bakalım. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce kazanacağız dedi. Bunlar ayrı konuşmalar bu arada, birbirlerine cevap vermiyorlar ama ilginç, denk geliyorlar bir şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle dedi. Bülent Arınç da AK Parti'nin kurucularından, kral çıplak demenin zamanı dedi. Kral olarak neyi kastettiğini ben bilmiyorum. Seçim gününe kadar çalışacağız. 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle bunu yapacağız. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Tatlı su balığı siyasetçileri var. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. Bu partiyi kendi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz, kimseye eyvallah etmeyiz. Cumhurbaşkanı seçimi kazanmanın formülünü sandık kurulana kadar 23 milyon üyeye ulaşmak olarak açıklarken AK Parti kurucusu eski meclis başkanı Bülent Arınç kral çıplak demenin vakti çıkışı yaptı. Hedefinde Erdoğan ve kurmayları vardı. Bana ısrarla şu soruyu soruyorlar. Sayın Erdoğan'ın milletvekili olamayacağı anlaşıldı. Dolayısıyla başbakan da olamayacak. Sizin başbakan adayınız kim? Alın size 10 tane başbakan adayı dedim. Abdullah Gül'den başladım. O tarihte 10 tane isim verirken bu tarihte bir tane daha hiç olmazsa bir isim ver diyenlere veremiyorum. Devir böyle değişti. Yani biz güçlüydük, biz bir ekiptik. Yaz mevsimini en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Sahayı sıkı tutmalıyız. Bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar. Kim? AK Partililer. Ama neden gelemediklerini biliyorum. Devir çok zor be kardeşim. Bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta öbürü olacak. Böyle bir fotoğrafı ben birilerine nasıl izah ederim? Korkuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlarına her yerde olmalıyız derken Bülent Arınç davetli oldukları halde Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş programına AK Partili yöneticilerin katılmamasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal ve diğer 4 muhalefet partisinin yöneticileri o törendeydi. Sadece üzülüyorum. Ve gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum. Biz altılı masa diyoruz. Bizi birleştiren tek bir konu var. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Umutlarını 2023 seçimlerine bağladılar. Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. Yine küfür etmişsin, paniktesin Erdoğan. Ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor. Senin rejimini besleyen suç unsurlarının vay haline. Şerefli bürokratlara ise çıkış koridorları açmıştık. Tekrara gerek yok. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın kendisini hedef alan sözlerine seçimi kaybediyorsun, paniktesin diyerek yanıt verdi. CHP Genel Merkezi'ne de Erdoğan'ın cevabını veremediği sorular başlıklı 10 sorunun yazılı olduğu dev pankart asıldı. Devam edelim iç siyasetten. Karşılıklı sert sözler kimler arasında haberde. Serok Ahmet Türkiye'nin başına sarılmış beladır. Sayın Bahçeli, sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kayıklıyım. Sizin probleminiz yalnızlık. Serok Ahmet mandacıdır. Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aptal olma diye mektup yazdığında o mektup. MHP lideriyle Davutoğlu arasındaki gerilim yeni açıklamalarla bir kez daha tırmandı. Nedeni Gelecek Partisi'nin Diyarbakır'da düzenlediği Kürt meselesi çalıştayı. Bu çalıştaya PKK'lıların ve FETÖ'cülerin aleni katılımı bölücü bir provokasyondur. Ha, bir takım örgütlerden bahsediyorsunuz Sayın Bahçeli. Bir seçim kazanmak için İmralı'dan mektup getirmeyi meşru gördünüz. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın televizyonlara çıkmasını neredeyse alkışladınız. Ha bunlar terörle işbirliği değil mi? Diyarbakır'daki demokratik geleceğimizin inşası Kürt meselesi çalıştayında Davutoğlu 10 madde açıkladı. Yeni zihniyet, ana dilde eğitim, doğuda sosyal ekonomik kalkınma başlıkları onlardan bazıları. Bahçeli o çalıştayı teröre destek olarak yorumladı. Davutoğlu gece yarısı video yayınladı. Ne demişiz? Ana dilde eğitim demişiz. Aynı metinde görmüyor musunuz? Resmi dilimiz Türkçe diyoruz. Serok artık kartını açık oynamaktadır. Ve PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Bir ara terör başı Öcalan'a gül veren biri vardı. Şimdi size yoldaşım diyor.
Hiçbir açıklama yapmadınız. Serok Ahmet geçmişi ve geleceğiyle siyasi kundakçıdır. Diyarbakır'a gidemediğimiz için mesela Kürtlerin haleti ruhiyesini anlayamazsınız. Sizi son olarak Trakya'da ne zaman gördük Sayın Bahçeli? Ya da Erzurum'da? Davutoğlu ile Bahçeli arasında Diyarbakır'daki Çalıştay üzerinden tartışma yaşanırken MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatıldığını duyurdu. Gerekçe görülen lüzum üzerine. Evet, siyasette böyle tartışmalar sürüyor. Ekonomide pek çok şey duyuyorsunuz. Fakat tekrar ediyorum. Bu ülkede çalışan insanın, bu ülkenin küçük esnafının, küçük orta ölçekli üreticisinin çabaları, esnafının, ne bileyim çiftçisinin, işçisinin, emeklisinin çabaları ortada. Verimliliği artmış. Efendim muhafazakarı liberali, yani TÜSİAD'ı MUSİAD'ı, onların verimliliği artmamış. Üst düzey yöneticileri kendilerini sorgulasalar iyi olur. Memleketin dünyanın 500 markası arasında bütün avantajlara rağmen bir tane markası yok. Neden? Neden öyle? Şimdi bir ara. Burada hep tekrar ediyorum. Zaman zaman az sayıda da olsa eleştirenler oluyor tekrar ettiğim için. Patron sizsiniz diyorum. Buna inanıyorum. İnanmanın ötesinde bunun gerçek olduğunu biliyorum. Bütün bu verilen kararlar, harcanan paralar sizin vergilerinizle, dolaylı ya da doğrudan vergilerinizle yapılıyor. Bunların ne kadar doğru harcamalar olduğunu, kararların ne kadar doğru olup olmadığını kontrol etmek, denetlemek size düşüyor. O yüzden patron sizsiniz. Patronluk kolay bir şey değil. Ama şunu unutmayın. Bu aynı zamanda şu demek. Türkiye bugün olduğundan 4 kat daha zengin bir ülke olabilir. İçinde her birimizle birlikte. Ve bu o kadar zor bir şey değildir. Bunun için de kahramanlara ihtiyacınız yok. Kahramanlara ihtiyacı olmayan bir toplum olmaya ihtiyacınız var. Bizden sonra Senden Daha Güzel dizisi var. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Mecnun'a, Leyla'sına erişilmez sırrına sen dost.